Sedat Peker konusu. Şimdi Sedat Peker'i biz 2022'nin hatta son 1,5 yılın açıklamalarıyla, yapmış olduğu açıklamalarla hani yıla damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi. Şu anda hem fiziksel hem de dijital olarak ciddi bir tecrit halinde. Konuşamıyor, herhangi bir iletişim yok. Turhan Çömez, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı kendisiyle görüşmüş, Halk TV'de açıkladı. Ondan sonra iki ülkeye ulaştırdığını, elindeki belgeleri, eğer öldürülmezsem mutlaka bunları da açıklayacağım dedi. Ama bilemiyorum, hani orada bir garanti alıp her şeyi açıklamaktan vazgeçebilir mi? Öyle bir pazarlık da var mı? Ben açıkçası tam olarak anlayamadım meseleyi. Ama her defasında hep sözünde duracağını söylüyordu. Şimdi bir de böyle şeyler var. Hani bunlar seçime etki eder mi? Sürprizlerle dolu bir sürece gidiyoruz. Ya tabii ki Sedat Peker çok ilgi çeken bir siyasi figürdü. Milyonlar izledi. Halkın da %70'lerine varan oranda halkta da talep, yani halkın haberdar olduğu bir süreç oldu. Yani bir beklenti yarattı ve karşılanmadı aslında bir yerde. Sustu. Yani susmak zorunda kaldı belki de. Ama tabii ki Sedat Peker siyasal iletişimi iyi öğrenmiş, bir karizması olan güçlü bir figür. Hani ortaya koyabileceği malzemelerle seçim atmosferini değiştirebilecek bir aktör. Tabii ki etki edebilir ama bunu kestirmek çok zor. Bunu test etmek de çok zor araştırmalarda. Ama ya Türkiye işte böyle ilginç bir ülke. Yani günün sonunda az önce saydığınız yani cezaları konuşamadık bile bugün. Yani ciddi manada Türkiye Irak'tan daha az demokratik birçok konuda. Ben bunu insanlara anlatamıyorum. Yani Türkiye hala adını vermeyeceğim de yani merkez gazetelerden bir tanesinde Türkiye hala bir demokrasidir gibisinden bir argüman gördüm geçen. Türkiye bir demokrasi değildir. Türkiye seçimli bir otokrasidir. Yani seçimler birçok ülkede de oluyor yani. İşte Irak Saddam zamanında da oluyordu, ne bileyim. Başka ülkelerde, Rusya'da da oluyor. İşte Belarus'ta da oluyor. Yani seçim Türkiye'yi demokratik yapmıyor. Yani burada hukuk çiğneniyor. İmamoğlu'na verilen ceza bile normalleştirildi. Yani hani 2 sene önce seçim tekrarlanmıştı. Belki yani Gezi'den bu yana Türkiye'deki en büyük dalga yaşandı muhalefet tarafında. Yani böyle bir aktöre verilen ceza bile bir şekilde normalleştiriliyor ya da kendi partisi yeteri kadar mobilizasyon sağlayamıyor veya toplumda yeterince sahip çıkmıyor gibi. Yani akıl almaz bir karanlık içerisindeyiz. Bir akıl tutulması yaşıyoruz. Ya söylenecek söz de kalmıyor açıkçası. Şimdi mesela yani normal şartlarda biz bu kadar enflasyonun arttığı ortamda yani %80'leri gördük. Şimdi baz etkisi de düşüyor ama yani AK Parti'nin yeniden %40'lara yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Yani akıl alır gibi değil. Hani ama yaklaşabilir ya. Ben bunu bir kenara koyuyorum. Bu şey değil. Ya şöyle söyleyeyim Onur Bey, İmamoğlu'na verilen cezayı bile 48 saat içerisinde normalleştirildi bir şekilde, kamuoyunda sönümlendi, bir geri çekilme oldu. Çünkü şu pratik de unutuldu. Yani alanlara çıkma pratiği de Türkiye'de işte örgütlü mücadeleyle ilgili pratik de geri bırakıldı bu süreç içerisinde. Hani böyle bir şey var. İnsanlar hiçbir şekilde hani hak arayışında değiller. Bırakın onu, enflasyon normalleştirildi. Yani inanılmaz şeyler oluyor. %300'lere varan rakamlardan bahsediyoruz. Buna rağmen sanki her şey normalmiş, normal bir akış varmış gibi bir süreç yaşanıyor. Bu da olağan değil. Yani ya toplumsal bir grizu yaşanacak, herkes nefesini tutmuş vaziyette. Ya da hani sosyolojik olarak seçmen davranışını çok iyi irdelemek lazım. Çünkü tanımlayamadığımız bazı gelişmeler olduğunu düşünüyorum ben bu süreç içerisinde. Ve bu seçim bize veri açısından da çok fazla şey verecek diye düşünüyorum. Tabii seçmen yenilik istiyor. Yani şunu unutmamak gerek. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu neden diğer aktörlerin 10 puan önünde çıkıyor yaklaşık bazı anketlerde? Aslında bu bir yenilik talebi. Yani Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 puan önünde çıkmaları aslında bir bakıma absürt. Çünkü düz mantıkla bakıldığında şunu ortaya koyuyorsunuz, argümante ediyorsunuz. Herkes muhalifse bu kadar, tüm adaylar zaten belli yani 55-60 alabilir gibi bakıyorsunuz ama hani Tabii. kararsız olanlar, iktidardan yeni kopmuş olanlar, genç seçmenler, hani
yıllardır CHP veya işte diğer muhalefet partilerine oy vermeye alışık olmayan bir geniş muhalefet kitlesi de var. Yani Türkiye'deki muhalif saflar genişliyor, daire daire böyle. Daha dışarıdaki dairelerde kalanlar oyunu öyle kolay kolay vermiyor. Sadece yeniliğe oy veriyorlar. Diyor ki mesela, ya benim karşımda Akşener örneğinden gideyim. Akşener senelerdir siyaset sahnesinde. Ya da işte Kemal Bey 12 yıldır CHP Genel Başkanı. Tayyip Erdoğan tam 20 yıllık ama Kemal Bey de 12 yıllık yani. Ve birçok seçim kaybetmiş. Akşener keza öyle eskimiş bir siyasetçi. HDP'dekiler tanınmıyor vesaire. E karşımızda ne kalıyor geriye? İki tane yeni İstanbul ve Ankara'yı yeni kazanmış başarılı belediye başkanı kalıyor. Seçmen de umudunu bunlara yüklüyor. Yani mesela ben eminim ki Mansur Yavaş'a oy veririm diyen birçok kişi Mansur Yavaş'ın ses tonunu bilmiyordur. Hatta görüntüsünü bile tanıyamayabilir yani. Görse tanıyamayabilir. Ya o bir boş gösteren, umudun boş göstereni gibi. Dolayısıyla burada bence seçmen yeniliğe yönelmek istiyor ama karşılarında eski aktörlerin eski hatalarının tekrarlandığını gördükçe biraz geriye çekiliyor ve şunu söylüyor. Yani her ne kadar ekonomik büyüme modeli tartışılabilir olsa da tabii ki izlediği büyüme kalkınma modeli AK Parti bir şekilde 2002 ile 2011 arasında Türkiye'de ekonomik büyümeyi sağlamış bir parti. Birçok zamanda da işte iniş çıkışlar yaşatmış ama krizleri toplayabilmiş bir parti. Yaparsa yine bunlar yapar diyen bir seçmen grubu da var. Yani bu seçmen grubunu yeniden ekonomik krizi yaratan, tüm bu absürt ekonomik politikaları uygulayan, liderin kucağına itebilen bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Yani ama muhalefetin buradan çıkabilecek alternatifleri hala mevcut. Hala bunu yapabilir. Daha yaşı genç olan aktörler daha çok sahada olabilirler. Kemal Bey'in adaylık stratejisi de başka bir dille kurgulanabilir eğer aday olacaksa. Çünkü hala sonuçta %40 da alıyor değil yani %50 civarında bir oyu var birçok anket şirketine göre. Yani bu daha yüksek oy oranlarını da taşınabilir belki de emin olmasam da taşınabileceğini söyleyen akademisyenler ve araştırmacılar da var. Ben onlar kadar iyimser değilim ama onların iyimserliğine katılmış olayım. Tabii sıfır hatayla şerhini düşmek lazım yani bu saatten sonra sıfır hatayla gitmek lazım. Yani evet artık gafların, tartışmaların... Yani sonu başı düşünülmeyen hamlelerin bir yeri yok yani siyasette. Erdoğan elini çok yüksekten açtı. Yani EYT gibi bir hamleyi yaş sınırı olmadan hayata geçirdi. Bu çok cesur bir hamle. Yani Erdoğan işin ciddiyetinin çok farkında. Erdoğan panik yapmadı. Mesela bir sene öncesine dönelim. Erdoğan hasta ve yaşlı bir görüntü içerisinde işte orman yangınları var. Pandemi tedbirlerine ötürü ekonomi baş aşağı gidiyor. İnsanlar bunalmış, sıkılmış. Daha yeni yerel seçim kaybedilmiş vesaire çok rahat panik yapıp dağılabilecek bir yapı varken panik yapmadılar, dağılmadılar, devam ediyorlar. Yani herkes bir şekilde birbirine tutunuyor orada. Yani mesela Soylu ile birçok aktör kavgalı aslında bunu biliyoruz hepimiz. Ya da AK Parti'de MHP'nin arası çok güllük gülistanlık değil ama bir şekilde o geminin içinde tutunmaya çalışıyorlar. Ama muhalefet tarafında sanki seçim kazanılmış da böyle koltuklar paylaşılıyor gibi bir hava oluştu. Bu gereksizdi yani burada. İktidar açlığı, bu çok normal bir şey. İktidar açlığı realistliğin önüne geçti aslında bir bakıma. O tutku, o hırs. Bu çok normal bir şey ama bunun önüne geçilmesi gerekiyor yani. Evet, elbette normal ama içinde bulunduğumuz süreçte yani kişilerin ya da partilerin üstünlüğünden ziyade o birlik ve beraberlik görüntüsüne kamuoyunda ihtiyacının olması. Yani güçlü bir motivasyona ihtiyaç var. Çünkü sorunlar çok fazla olduğu için o motivasyon aynı zamanda sürükleyici olacaktır. En güzel analizi yaptınız, satır arasında kaldı. Eski aktörlerle yenilik arayışı. Önümüzdeki dönemin başlığı bence bu olabilir. Ben direkt manşete çekiyorum. Eski aktörlerle yenilik arayışı. Sahada daha fazla genç aktör olması gerekecek bu seçim sürecinde. Eğer yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. 40 yaş altı seçmen %40'ın üzerinde diyebiliyorum. Tam emin değilim açıkçası ama şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de ortalama yaş 32. Yani evet. Türkiye hala çok genç bir ülke. Tam şu an oranlar aklımda değil ama daha fazla da olabilir bu arada o oran.
Yani %41 civar diye hatırlıyorum. Sanırım pazartesi günü programda Özgün Emre paylaşmıştı verilerle. Öyle hatırlıyorum. Bu önemli bir veri, önemli bir yüzde. Dolayısıyla sizin verdiğiniz başlıkta çok önemli. Yani eski aktörlerle yenilik arayışı daha fazla dinamizm katarak belki bu süreci ve hataları, problemleri daha az aza indirgemek gerekir. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi analistler, daha iyimser bakan analistler var dedim ya, onlar genelde yani 50 yaş üstü diyelim. Şimdi 50 yaş, yani yaş arttıkça partizan davranış artıyor. Yani muhaliflik seviyesi daha kemikleşiyor. Onların kendi sosyal çevrelerinde genelde zaten herkes muhalif. Muhalifse çok tutarlı. Ama 40 yaş altı seçmenin politik bilinci o kadar oturmuş değil, o kadar tecrübeli değiller. Yıllardır aynı partilere oy veriyor değiller. Seçimden seçime çok rahat farklılıklar gösterebiliyor. Yani bir seçim HDP, bir seçim AK Parti, bir seçim MHP'ye oy veriyor da olabilir. Ya bu hiç şaşırtmaz beni mesela. Birçok insan şaşırır. Ben hiç şaşırmıyorum artık. Çünkü genç seçmen, yeni seçmen siyasetle bu kadar ilgili değil. Daha üst yaş grubu kadar ve o kadar tutarlı değil. Kişiden kişiye çok büyük farklılıklar arz edebiliyorlar. Ve bu sistematik tutarlı olmayabiliyor. Bunu genellemek zorlaşabiliyor. Dolayısıyla genç seçmenin mobilizasyonu önemli esas olarak. Onları mobilize eden kazanır bence.